Kerbela hadisesi. Kerbela'da faciayla sonuçlanan olayla ilgili sürecin başlangıcını Hazreti Ali ile Muaviye arasında yaşanan hilafet tartışmalarına kadar götürmek mümkündür. Bilindiği gibi Hazreti Ali halife olunca Şam bölgesini kendisine siyasi merkez olarak gören ve Medine yönetiminin meşruiyetini kabul etmeyen Muaviye'nin iyilikle kendisine biat etmesini istedi. Ancak Muaviye'nin kendisine biat etmemesi halinde Müslümanlar arasında siyasi bölünmenin kaçınılmaz olacağını düşünen Hazreti Ali, söz konusu bölünme tehlikesini Sıffin'de önlemeyi denedi. Çünkü bir an önce ülkede birliğin ve başarının sağlanması gerekiyordu. Ancak Muaviye'nin Hazreti Ali'nin bu konudaki girişimine karşı direnme yolunu seçti. Hazreti Ali'nin ısrarla sürdürdüğü barış çabaları sonuçsuz kalınca savaş kaçınılmaz oldu. Miladi 657'de gerçekleşen ve pek çok insanın ölümüne neden olan Sıffin Savaşı sırasında Hazreti Ali'nin ordusu Muaviye ve askerlerinin direnişini bastırmak üzereyken Amr bir As iki taraf arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine başvurulmasını teklif etti. Bunun üzerine Muaviye'nin ordusundan 5 asker Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna takarak savaşı sona erdirelim. Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun diye bağırdı. Hazreti Ali bu tavrın zaman kazanmaya dönük siyasi bir manevra olduğunu anladıysa da kan dökülmemesi uğruna anlaşmazlığı hakem yoluyla çözme düşüncesini kabul etmek durumunda kaldı. Yapılan görüşmelerde Ebu Musa el-Eşari, Hazreti Ali'nin Amr bir As da Muaviye'nin hakemi olarak kabul edildi. Hakemler iki başlı yönetimi sona erdirerek Müslümanların siyasal birliğini ve ülke barışını sağlayacak bir çözüm üreteceklerdi. Toplumun belli kesimleriyle yapılan görüşmeler sonucunda hakemler hem Ali'nin hem de Muaviye'nin hilafet görevinden alınıp yeni halifenin bir kurul tarafından seçilmesini kararlaştırdılar. Hicretin 37. senesi Safer ayında Dumatül Cendel denilen yerde Müslümanlar hakemlerin aldığı kararı öğrenmek üzere toplandılar. Önce söz alan Hazreti Ali'nin vekili Ebu Musa el-Eşari, "Bu yüzüğü parmağımdan çıkardığım gibi Ali'yi halifelikten çıkarıyorum," dedi. Muaviye'nin vekili Amr bir aslında aynı şeyleri söyleyeceği beklenirken o, "Ben de bu yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye'yi halifeliğe getiriyorum," dedi. Yani Amr bir As hile yaparak toplanan gruba hakemler olarak Muaviye'ye biat etme kararı aldık demiş oldu. Oysa iki hakemin aralarında konuşarak aldıkları karar böyle değildi. Ebu Musa el-Eşari durumu düzeltmeye çalıştıysa da Şamlıların tek taraflı olarak Muaviye'ye biat etmeleri önlenemedi. Bu durum üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Ancak Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hazreti Ali, çıkan tartışmayı yatıştırdıktan sonra ordusuyla beraber
Medine'ye geri döndü. O tarihten sonra Ali Hicaz bölgesinde, Muaviye de Şam ve civarında halifelik görevini sürdürdü. Böylece hakem olayı, halife seçimi ile ilgili problemi çözmek bir yana, Müslümanlar arasında asırlardır devam eden siyasal, sosyal ve hatta inançsal ayrılığın kökleşmesine zemin hazırlayan bir uygulama olarak tarihe geçti. Hakem olayının İslam'la bağdaşmadığını düşünen hariciler, Hazreti Ali ve Muaviye ve her ikisinin hakemlerini öldürme kararı aldılar. Harici militanı İbni Mürcem, alınan karar gereği Hazreti Ali'yi öldürüp şehit etti. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hicaz ve Kufe bölgelerinde yaşayan Müslümanlar Hazreti Hasan'a biat ettiler. Bu durumu öğrenen Muaviye hemen bir ordu hazırlayarak Hazreti Hasan'ın girişimlerini önlemeye çalıştı. Hazreti Hasan da Ubeydullah bin Abbas komutasındaki öncü birlikle Muaviye'nin karargahına doğru yola çıktı. Ancak askeri gücünün yetersizliğini anlayan ve yapılacak bir barışın Müslümanların yararına olacağını düşünen Hazreti Hasan, toplumun hayrına yönelik bazı isteklerin yerine getirilmesini şart koşarak halifelikten vazgeçme kararı aldı. Onun bu kararıyla İslam dünyasında iki halifeli dönem bitmiş ve Müslümanlar arasında siyasal birliktelik şekilsel de olsa sağlanmış oldu. Ancak sağlanan birlik, geçmişin yaralarını sarma ve insanlar arasındaki kırgınlıkları giderme açısından yeterli olmadığı için ülkenin bütün insanlarını kapsayan manevi bir kucaklaşma da sağlanamadı. Muaviye yaşlanınca kendisinden sonra oğlu Yezid'in halifeliği için halktan biat istedi. Müslümanların çoğu içlerine sinmese de fitneyi önleme adına Muaviye'nin teklifini kabul etti. Ancak Yezid'in halifeliğini kabul etmeyenler de vardı. Bunların başında gelen Hazreti Hüseyin, Yezid'in adaletsiz, dini yaşama konusunda ciddiyetsiz, içki ve eğlenceye düşkün biri olduğunu, dolayısıyla onun Müslümanların başına halife olarak getirilmesinin doğru olmadığını söyleyerek Muaviye'nin oğlu için biat talebini reddetti. Muaviye'nin kendi ölümünden sonra halifelik makamına oğlu Yezid'i düşünmesi ve insanları Yezid'e biat etmeye zorlaması siyasal tartışmaları daha da alevlendirdi. Özellikle vefatından kısa süre önce Yezid'e vasiyetinde söylediği rivayet edilen şu sözler dikkat çekicidir. Ey oğlum, senin için türlü imkan hazırladım. Düşmanlarını zelil kılarak sana boyun eğdirdim. Kurduğum bu düzende 4 kişi hariç kimsenin seninle mücadele etmesinden korkmuyorum. Seninle mücadele edecek bu kişiler Ali'nin oğlu Hüseyin, Ömer'in oğlu Abdullah, Zübeyir'in oğlu Abdullah ve Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dır. Muaviye'nin halkı oğluna biat ettirmeye çalıştığı dönemde Hazreti Hüseyin Medine'de siyasetten uzak, sessiz ve sakin bir şekilde yaşıyordu. Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid hilafet makamına geçince başta Hazreti Hüseyin olmak üzere bütün Müslümanların kendisine biat etmelerini yani halifeliğinin tanınmasını istiyordu. Yezid, değişik vilayetlerde yaşayan halkın kendisine biatının valiler kanalıyla merkeze iletilmesini istedi. Medine valisi özellikle Hazreti Hüseyin'in biatını isteyince o,
Müslümanlar arasında bir fitne ve kargaşa çıkmasın diye Mekke'ye gitti. Ancak Yezid'in adamları onu orada da rahat bırakmadılar ve Yezid'e biat etmeye zorladılar. Hazreti Hüseyin, Yezid gibi birinin halifeliğini onaylama ile İslam davası adına mücadele etme arasında bir tercih yaptı ve mücadele kararı aldı. Mekke, Medine ve Kufe bölgelerinde halkın büyük çoğunluğunun Yezid'in hilafetine sıcak bakmıyor olması, onun Yezid'e karşı olan mücadele etme kararı almasında önemli rol oynadı. O an için Müslümanların birliğinin Hazreti Peygamber'in torunu Hüseyin'in halifeliği etrafında sağlanacağını düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Hazreti Hüseyin, Mekke ve Medine'de yaşayan pek çok insanın kendisini desteklediğini zaten biliyordu. Kufeliler de gönderdikleri mektuplarla Hazreti Hüseyin'e olan güven ve bağlılıklarını bildiriyorlardı. Konuyu değerlendiren Hazreti Hüseyin, durumu yerinde incelemek ve mektup gönderenlerin samimiyetini öğrenmek amacıyla Müslümbil Akil'i Kufe'ye gönderdi. Başlangıçta ilgiyle karşılanan Müslim, Kufelilerin Hazreti Hüseyin'i desteklediğini bizzat yerinde gördü ve Hazreti Hüseyin için onların çoğundan biat aldı. Kufelilerin ilgi ve güvenini mektupla Hazreti Hüseyin'e bildirdi. Ancak Yezid'in görevlendirdiği vali Ubeydullah bin Ziyad, halk üzerinde baskı kurunca Hazreti Hüseyin'e olan destek bir anda yok oldu ve Hazreti Hüseyin adına Kufelilerle görüşen Müslim, valinin adamları tarafından öldürüldü. Kufelilerin daha önce mektup yoluyla bildirdikleri güven ve davetin gereğini yerine getirmek isteyen Hazreti Hüseyin, valinin zulmünden korkan halkın kendisine olan desteğini geri çektiğinden ve kendi elçisinin öldürüldüğünden habersiz bir şekilde akrabaları ve sevenleriyle birlikte Kufe'ye gitmek üzere hazırlık yaptı. Gitmemesi yönünde bazı tavsiyeler yapıldıysa da Yezid'in saltanatına ve zulmüne karşı koymanın hem dini hem de insani bir sorumluluk olduğunu düşünerek Kufe'ye doğru yola koyuldu. Hazreti Hüseyin, Kufe halkının valinin tehditlerinden korktuğunu, daha önce mektuplarla bildirilen güven ve desteğin bu korku nedeniyle geri çekildiğini ve elçisi Müslüm bil Akil'in valinin emriyle öldürüldüğünü yolculuğu sırasında öğrendi. Yeniden bir durum değerlendirmesi yapan Hazreti Hüseyin, yakınlarıyla birlikte yola devam etme kararı aldı. Fırat Nehri kenarında Nineva denilen yere gelindiğinde Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler sulak bir yerde konaklamak istediler. Ancak Kufe valisinin adamları buna izin vermeyip Hazreti Hüseyin ve yanındakileri yiyecek ve içecek sıkıntısının çekildiği kurak bir yer olan Kerbela'da kuşatma altına aldılar. Hazreti Hüseyin niyetinin çarpışmak değil, hak ve adaleti sağlamaya çalışmak olduğunu, bunun için gerekirse Yezid'le görüşebileceğini, en azından beraberindekilerin serbest bırakılması gerektiğini söylediyse de Yezid'in Kufe valisi olarak görevlendirilen Ubeydullah bin Ziyad, emrindeki askerlere savaş emri verdi. Savaşın kaçınılmaz olduğunu anlayan Hazreti Hüseyin ve yakınları var güçleriyle savaştılar. Yoğun geçen çarpışmalar sonucunda 57 yaşındaki Hazreti Hüseyin ve aralarındaki küçük çocukların da bulunduğu 70'ten fazla yakını şehit edildi. Hicri 10 Muharrem 61, miladi takvime göre de
10 Ekim 680 tarihinde gerçekleşen ve İslam tarihinin kırılma noktalarından biri olan bu olay, günümüzde Kerbela olayı olarak anılmaktadır. Yankıları yüzyıllar boyunca devam eden Kerbela faciası sonucunda Yezid ve taraftarları lanetle Hazreti Peygamber'in ciğerparesi, Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler ise rahmetle anılmıştır.